Selam yediler. Ders kitabımızdaki ikinci ünitenin ilk kısmı. Hatırlayalım diyor. Ney? Rasyonel sayılar. Keseler konusunu işleyeceğiz yani. yap bakayım ne hatırlayacağız. Şimdi biz büyüktür, küçüktür ya da eşitleri kullanırken ne yapıyorduk? Paydalar eşitse üst tarafı büyük olan daha büyük oluyordu. Ya da yarıma yakınlık ya da tama yakınlık ya da sıfıra yakınlıktan büyüklük küçüklükleri karşılaştırıyorduk. Şimdi baktık ki bu 3'te 2 yarımdan fazla. 7'de 5 de yarımdan fazla. O zaman biz bunların paydalarını eşitleyerek sonuca varalım. 2 kere de 14 bölü 3 kere de 21. 3 kere 5 15 bölü 3 kere de 21. Kim daha çok? 21 parçada 15 mi? 21 parçada 14 mi daha çok? Tabii ki de bu daha çok. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bunu diyeceğiz. Hemen B'ye bakalım. Birisi bakın burası 1 tamdan fazla. 2 bölü 2 bir tamdır. 1 tamdan fazla ama burası 1 tamdan eksik. Payda eşitlemene bile gerek yok. 1 tamda fazla olan daha fazladır dedik. Şimdi şunlara bir bakalım. Hemen şunu bir 2 ile genişletecek olsam. 2 kere 5 10 bölü 2 kere 7 14. Bu zaten 10 bölü 14. Aralarında eşittir vardır. Aynı şekilde 1 bölü 2 yarım demektir. 15 de 30'un yarısıdır. İkisi de yarım demektir. Hemen şuna bakalım. Burası yarıma yakın. Burası ise sıfıra yakın. Yani 7'de 1 neredeyse hiç olmayacakmış. Yarıma yakın daha fazladır. Böyle diyorduk 6. sınıftayken biz. İkinci soruda ne diyor? Sayıların en küçüğü hangisidir diyor. Şimdi öncelikle bakalım hepsi basit kesir mi? Hepsi basit kesir. Şimdi ne yapıyorduk biz? 5 bölü 6, 4 bölü 5, 8 bölü 9, 10 bölü 11. Yukarıların hepsini biz 40 da eşitleyebiliriz gibi sanki. Gelin burayı 4 ile, burayı 5 ile, burayı 10 ile, burayı da 8 ile bir genişletelim. Burası 40 bölü 6 kere 8, 48. Burası 40 bölü 5 kere 10, 50. Burası 5 kere 8, 40 bölü 5 kere 9, 45. Burası ise 4 kere 10, 40 bölü 4 kere 11 44. Ne demiştik kural olarak? Üstler yani paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktü. Paydası en küçük olan kim var arkadaşlar burada? Gördüğünüz gibi 44 olan bu var. O zaman bu en büyüktür. En büyük. Bu kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz diyor. A şıkkını yapalım. Sayı doğrusunda göstereceğiz. Sayı doğrusu gösterirken tam kısmı var mı? Yok. O zaman bu sıfırla 1 arasında kaç parçaya böleceğiz? 2. Kaç parçaya böleceksek 1 eksiği kadar çizgi çiziyorduk. Yani bir tanecik çizgi çizsem zaten 2 parçaya bölünüyor. Hemen birinciyi alacağız. Yani burası neymiş? 1 bölü 2. Bunu sayı doğrusunda gösterecek olduğumuzda hemen çizelim. Tam kısmı var mı? Var. O zaman 1'i geçmiş. 1'i biri geçtiyse 1 ile 2 arasında diyoruz. 5 parçaya böleceksem kaç çizgi çizerim? 1, 2, 3, 4 çizgi çizerim. Kaçıncıyı alacağım? Üçüncüyü. Buradan başlıyoruz almaya. 1, 2, 3. Aha da burası 1 tam 3 bölü 5'tir diyoruz. Bu kesirde ise 2 tam diyor. O zaman 2'yi geçmişiz. Nereye kadar gidiyoruz? 3'e kadar. Kaç parçaya böleceğim? 7. Kaç çizgi çizeyim? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi çizince 7 parçaya bölmüş oldum. Kaçıncıyı alacağız? İkinciyi. Nereden başlıyoruz? Buradan. 1, 2. Neresi? Aha da burası. 2 tam 2 bölü 7'dir. Dördüncü soruda diyor ki x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. O zaman burası nedir bir bakalım. 15'i 4'e bölecek olsak 15'i 4'e bölecek olsak 3 kere 4 12 kalan 3. Yani 3 tam burası tam kısımdı. 3 tam buraya paya yazıyorduk. Yani yukarıya 3 bölü payda ise değişmiyordu 4. Yani 3 tamdan fazla ama 4 tamdan da az. O zaman 3 tamdan fazla ilk tam sayım ne olur? 4. Yıldız en az 4'tür. Bu kesrin bana ondalık gösterimini soruyor. Paydayı ondalık gösterim derse biz paydayı 10, 100 ya da 1000 gibi sayılar yapacağız. Şimdi ben 2'yi bir şeyle çarpınca 10 yapabilir miyim? Tabii ki de neyle çarpayım canlar? 5 ile. 5 kere 1, 5. 5 bölü 10 yaptı. Bu ne demektir? Aşağısı olsa virgülden sonra bir sayı var demektir. O da ne? 5. Şuraya ayıp olmasın diye bir sıfır atıyoruz. Bu 5 bölü 10 demektir. Mesela birkaç örnek daha yapalım. 0,3 nedir dediğimde hemen ne diyeceğiz? 3 bölü 10. Peki 7 bölü 10 nasıl yazılır dediğimde? 0,7. Peki 1 bölü 10'u nasıl yazarım desem? 0,1 gibi. Hatırlamış olduk. 4'ü bir tam sayıyla çarptığımda 10 olur mu? Hayır. O zaman 4'ü neyle çarpalım? 100 olsun diyelim. 4'ü 25 ile çarpalım. 100 olsun diyeceğiz. 25 ile 3'ü çarpacağım önce 75 yapar. Böyle 25 ile de 4'ü çarpayım 100 yapar. Bu 100 yapması ne demek biliyor musunuz? Virgülden sonra 2 sayı olacak demek. O da ne? 75. Buraya ayıp olmasın diye bir sıfır atıyoruz. Hadi birkaç örnek daha patlatalım. Mesela ben size desem ki 13 bölü 100 nasıl yazılır? Hemen 0, 13 diyeceksiniz. Mesela belki şöyle deseydim 5 bölü 100 nasıl yazılır? 0,05 diyeceksiniz. İki sayı olacak ya o yüzden. Mesela ben size desem ki 1 bölü 100 nasıl yazılır? 0,01 iki sayı olsun yetiyor bize. Anlaştık mı? Misal 8'i ben 10 yapamam bir şeyle çarpıp. 8'i bir şeyle çarpıp 100 de yapamam. Ne demiştik küçükken? 8'i görünce aklınıza 125. 125'i görürseniz de aklınıza 8 gelsin. Çünkü 8 kere 125 1000 yapar. Şimdi 125 ile 3'ü bir çarpalım şurada. 125 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 5 15. Elde var 1. 2 kere 3 6. Bir daha 7. 3 kere 1 3. 375 bölü 1000 yapıyormuş. Evet. Aşağının 1000 olması ne demek biliyor musunuz? Virgülden sonra 3 tane sayı olacak demek. O da ne? 375. Başına ayıp olmasın diye sıfır atıyoruz. Birkaç örnekle biz yapalım. Misal 75 bölü 1000 deseydim size. 0,075 yazacaktınız. Bakın 3 tane sayı olsun diye bir sıfır da ben attım. Mesela bir sene desem ki size 7 bölü 1000 ne olur canlar desem. 0,007 bakın 3 sayı olacak şekilde bu sefer. 2 sayı attım. Peki size şöyle deseydim 1453 bölü 1000 ne olur deseydim. Şimdi siz bu sayının sondan 3 basamağını virgülle ayıracaksınız. Sondan 3 basamağı 1, 2, 3. Aha virgül nereye gelecek buraya. O zaman 1 virgül 453 ile aynıdır. 5'i ama 10 yaparız değil mi? 5'i 2 ile çarpsam 10 oluyor. Zaten ilk 10'u deniyoruz. 10 olmasa 100, 100 olmasa 1000 yapmaya çalışıyoruz. 2 kere 2, 4 bölü 10. Aşağıda 10 olması virgülden sonra bir sayı demekti. O da zaten buradaki 4. Buraya ayıp olmasın diye sıfır atıyoruz. Bunları da kesir olarak yazın demiş. Virgülden sonra kaç sayı var? 1. Hemen paydana ne yazıyorsun? 10. Üst tarafına ne yazıyorsun? 3. Bu 3 bölü 10'dur. kesir olarak yazın diyor. Öncelikle tam kısmı yazalım. Bir tam. Virgülden sonra kaç tane sayı var? Bir tane. 10 diyeceğim. Bu da nedir? 7 bölü 10. Bir tam. 7 bölü 10. Hemen bakıyoruz. Virgülden sonra kaç sayı var? 2 tane sayı var. Bu %24 diye okunur zaten. %24. 7,05 demiş. Bu 7 tam aslında 5 bölü kaç sayı var? 2 tane. 5 bölü 100'dür arkadaşlar. Yüzde sembolüyle verilen bunları kesir şeklinde yazınız diyor bu soruda da. O zaman ne diyeceksiniz? Yüzde diyorsa paydan kesinlikle 100'dür. Yüzde kaç? 1. Evet burada yüzde kaç arkadaşlar? Bakın yüzdemiz için paydamıza ne yazıyoruz? 100. Yüzde kaçmış? 12. Zaten bunun okunuşu da yüzde 12. Bunun okunuşu da yüzde 12. Hemen paydamıza. Hemen paydamıza 100 yazıyoruz. Yüzde 70. Paydamıza hemen 100 yazıyoruz. Yüzde kaçmış? Yüzde 5. Aşağıdaki kesirlerden hangisi yarıma en yakındır diyor. Bir kere bu 7'de bir sıfıra yakın. Bu tama yakın. Çünkü tam ney? 6 bölü 6. Neredeyse tam olacak. 13 bölü 13'e. Yani bu da yine tama yakın. Ama bakın 9'un yarısı normalde nedir? Dört buçuktur. Bakın bu yarıma yakın. İşte yarıma yakını soruyordu bize. Kesirlerde toplama çıkarma yapılırken paydalarımızın eşit olması lazım. Eşit değilse ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. Bakalım buna. 7, 7. Paydalarımız zaten eşit. O zaman üstleri toplar ve de çıkartırım. Burada toplam işlemi olduğu için toplayacağım. 2, 1 daha ne yapar? 3. 3 bölü 7'dir bunun cevabı. B şıkkında ise paydanın birisi 4, birisi 3. Ne yapacağız? Biz bunları bir şeylerle çarpıp eşitleyeceğiz. 4'ü 3 ile 3'ü de 4 ile çarpalım. 3 kere 3 9 bölü 3 kere 4 12 artı 4 kere 4 16 bölü 4 kere 3 12. Bu sayılarla hem yukarıya hem aşağıya çarpıyoruz fark ettiniz değil mi? Paydalar işlendikten sonra artık toplama işlemini yapabilirim. 9 16 daha 25 bölü 12 olur bu sorunun cevabı. C'de ise 5 ile 8 var. 8'i buraya yazalım. 5'i buraya yazalım. 8 kere 2 16 bölü 8 kere 5 40. Eksi 5 kere 1 5 bölü 5 kere 8 40. 16'dan 5 çıkart. 11 bölü 40 eder. Şimdi şunu öncelikle burayı öncelikle bir bileşiğe çevirelim. 3 kere 3 bir daha. 4 bölü 3 eksi 1 bölü 2 Sonra 2'yi buraya 3'ü de buraya yazalım. Şimdi 2 kere 4 8 bölü 2 kere 3 6 eksi 3 kere 1 3 bölü 3 kere 2 6. Çıkartırsam 5 bölü 6 olur cevap. Kesirlerde çarpma işlemini yapmadan önce varsa sadeleştirme yapıyorduk. Var burada sadeleştirme. Misal 3'e böl 1, 3'e böl 1. Çaprazdan yaptım. 2 ile 5 ise sadeleşmez. O zaman 2 kere 1, 2 bölü 1 kere 5, 5 olur cevap. Şurayı öncelikle bir bileşik kesre çevirmemiz lazım. Burayla burayı çarpıp hatırlıyorsanız burayı topluyorduk. 2 kere 1, 2, bir daha 3 bölü 2 çarpı ikinci kesrimiz 4 bölü 3. Hemen ne diyorum? 3 1, 3, 1. İkisini 3'e böldüm. 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. Şimdi ise 1 kere 2, 2 bölü 1 kere 1, 1. 2'yi 1'e bölersem de ne çıkar? 2 tam çıkar. Bölme işleminde birinci kesri sabit tutuyorduk. Yani bu kesri sabit tutuyorduk. İkinci kesri ise yani bunu ters çeviriyorduk çarpıyorduk. Ters çevirsem ne olur? 5 bölü 3. Çarpacağım. Çarpma işleminden önce sadeleştirme var mı diye bakıyorum. 5 ile 3 sadeleşmez. 2 ile de 3 sadeleşmez. O zaman 2 kere 5 10 bölü 3 kere 3 9 denir. Sadeleştirme var mı diye önce baktım ama fark ettiyseniz. 3 kere 2 bununla bunu çarpıyorum bunu topluyorum demiştik. 3 kere 2 6 bir daha 7 bölü 3 birinci kesir sabit çarpı ikinci kesri ters çevirip çarpacağım. 14 bölü 5. Baktım sadeleştirme yok. Dolayısıyla ne yapacağım şimdi? Çarpacağım. 7 ile 14'ü çarpalım. 14 ile 7'yi çarpayım şurada. 28 elde var. 2, 7 kere 2 daha 9. 98 bölü 3 kere 5 neymiş? 15'miş. Bir tarlanın 4'te 3'ünün 7'de ikisini süren Mehmet amca ne kadarını sürmemiştir diyor. Ne kadarını sürmemiş. Sürmemiş. Şimdi ne kadar bir kesirin kesir kadarını diyorsa biz bunları çarparak buluyorduk. 4 ile 3'ünün 2 bölü 7'si. 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. 3 kere 1, 3. 2 kere 7, 14. Bu kadarını sürmüş. Şimdi bize kalanını soruyorsa 1 tamdan çıkartacağız. Bir tam dediğimiz için bir paydaya bakalım 14. Tamamız nedir o zaman? 14 bölü 14 eksi 3 bölü 14'ünü sürmüş. Çıkartırsam 11 bölü 14'ü kalır deriz. Kalmış yani. Bu kesirleri A bölü B şeklinde yaz diyor. E zaten burada A 5'tir. B 3'tür. Burada gizli paydamız 1'dir. Yani burada A 3'tür. B 1'dir. Ben bunu nasıl yazarım? 12 bölü 100 diye. A 12'dir. B 100'dür. Bunu 4 bölü 10 diye yazarım. A 4'tür. B 10'dur. Önce bununla bunu çarpıp bunu toplayalım. 2 kere 3 6 bir daha 7 bölü 3. Burada A 7'dir. B 3'tür. 0 bölü 1 desem zaten gene 0. Yani A sıfırdır, B 1'dir. 72'nin gizli paydası 1'dir. A 72'dir, B 1'dir. Burada A dediğimiz şey eksi 8'dir, B dediğimiz şey 7'dir. Hepsini A bölü B şeklinde düşündük. 4 bölü 0 ifadesini bir rasyonel sayı mıdır diye soruyor. Arkadaşlar paydanın alt tarafı hiçbir zaman 0 olamaz. Çünkü bir şeyi sıfır parçaya ayırmak mantıksızdır. Akıl dışıdır. Biz ona tanımsızdır diyoruz. O zaman payda sıfır görürseniz bu tanımsızdır diyeceksiniz. Çözmeyeceksiniz onu. Eksi 5 ve eksi 8 tam sayıları birer rasyonel sayımadır. Çocuklar bütün tam sayılar birer rasyonel sayıdır. Altlarında gizli bir vardır. Eksi 5 dediğimde siz eksi 5 bölü 1 de yazabilirim. Ya da eksi 8 dediğimde eksi 8 bölü 1 de yazabilirim dersiniz. Biz ona gizli 1 diyoruz. Normalde yazılmaz. Tam sayıların hepsi bir rasyonel sayıdır dolayısıyla. Yüzde %22'lik yüzdelik gösterim bir rasyonel sayı mıdır diyor. Tabii ki rasyonel sayıdır. Bu ne demektir? Paydası 100 payı 22 olan bir kesirdir. Dolayısıyla ne deriz biz? Bu bir rasyonel sayıdır deriz. Biz bu kesri sayı doğrusuna göstermek istersek tam kısmı olmadığı için ne deriz? 0 ile 1 arasındadır. 5 parçaya bölmek için kaç çizgi çizeceğim? Tabii ki 1 eksiği kadar. Yani 4. 1 2 3 4 çizgi çizdim. Bakın 5 parçaya bölündü. 1 2 3 4 5 parçaya bölünmüş oldu. Kaç tanesini alacağım? 3 tanesini. Nereden başlayacağım? 0'dan. 1, 2, 3 demek ki o 3 bölü 5 kesri aha da burasıymış. Bu kesri biz sayı doğrusu da göstereceksek. Bakın burada ne var? Bir eksi. Demek ki negatif tarafta. Tam sayı var mı burada? Yok. O zaman 0 ile eksi 1 arasını kaç parçaya böleceğim? 3. 2 çizgi çizsem yeter o zaman. Kaçıncıyı alacağım? İkinciyi. Bakın buradan almayın ha. Yanlış. Ne taraftan? 0. 0 referans noktamızdır. 0 tarafından başlarız. 1, 2 buraya gelmişler. Yani işte burası. Eksi 2 bölü 3'tür. Bu kesri gösterelim bir de sayı doğrusunda. Kaç tam diyor canım? 5 tam diyor. O zaman bu 5'i geçmiş. Ama 6'dan da az. Kaç parçaya böleceğim bu 5 ile 6 arasını? 3. 2 çizgi çizsem yeter. Bakın bölündü. 5'ten 6'ya doğru gidiyorum. Kaçıncıya gideceğim? 1 dediği için birinciye gelip duracağım. O zaman burası 5 1 bölü 3 olur. Negatifmiş canım bu. Hem de eksi 1'den biraz daha öteye gitmiş. Eksi 1 burası. Eksi 1'den öteye gittiyse eksi 1 ile eksi 2 arasındadır. Kaç parçaya böleceğim? 3. 2 çizgi çizsem yeter o zaman. Kaçıncıyı alacağım? İkinciyi. Negatif tarafa giderken nereden başlıyorduk? Sağdan. 1. ikinciyi aldık. İşte burasıdır. Eksi 1 tam 2 bölü 3. Bunların hepsini bir sayı doğrusuna göstereceğiz madem. Şu 7 bölü 2 kaç tam yapıyor onu bir yapalım önce. 7'yi 1, 2'ye bölelim. 2 kere 3 6 kalan 1. Şurası tam kısımdı. Bu 3 tam. Şurası paydı. 1 paydamız ise değişmiyordu. Eksi 3 tam 1 bölü 2. Şöyle bir sayı doğrusu yapalım. Yaptık. Bakın bu negatif. Bu da negatif. Bu da negatif. O zaman 0'ı buraya yazalım. Bu tarafı negatiflere gidelim. Sıfırların eksi 1 arasında kimse var mı? Var. Bakın bunun tamı yok. Demek ki bu sıfırların eksi 1 arasında. Kaç parçaya böleceğim? 3. 2 çizgi çiziyorum. Ve buradan geldiğinde birincisi ne oluyor? Eksi 1 bölü 3. Birinci kesrimizi bulduk. Hemen sıfırımızın kendisini de bulmuştuk. Sıfırımızı da bulduk. Şöyle diyelim. 0. Eksi 1 bölü 3. Şimdi ne yapalım? Eksi 2 tam var. Bir de eksi 3 tamı geçen var. Eksi 2 tamı da bulduk. Aha da burası. Sonra eksi 3 tamdan sonra eksi 4 arasında 2 parçaya bölüyorum. Evet şunu yapıyorum bu arada. İşte bu da neresidir? Aha da burasıdır. Eksi 3'ten 1 bölü 2'dir. Bize bunu sayı doğrusu da göstertelim diyor. Şimdi hangi tam sayılar arasına denk geldiğini bilmemiz için bizim bunu tam sayılı kesre çevirmemiz lazım. Hemen 5'i bir 4'e bölelim. 1 kere 4, 4 kalan 1. Burası her zamanki gibi tam kısım. Burası pay. Paydamız değişmiyor zaten. Bu bir tam. Bakın burada bir tam diyor. Payımıza bir yazdım. Paydamız dört. Hemen şöyle çizdim. Bu bir tamı geçmiş. Bir tamla iki tam arasında. Kaç parçaya böleceğim? Dört. Bir, iki, üçten çizgi çizdim. Dört parçaya böldükten sonra kaçıncıya alacağım? Bir. Pozitifler buradan başlardı. Evet burası bir tam. Bir bölü dörttür. Bunu sayı doğrusunda göstereceğiz. Öncelikle tam sayıya çevirelim. Ne yapıyoruz? 13'ü bir 3'e bölüyoruz. Kaç kere var? 4 kere. 3 kere 4 12 kalan 1. Tam kısım burada 4 tam var ama eksi 4 tam tabi bu. Payımız değişmemiş bak burada da 1'miş 1 paydamız 3. Hemen eksi 4 tamdan daha bu tarafa gitmişler 1 bölü 3 kadar. O zaman biz eksi 4 ile eksi 5 arasında olduğunu anlayacağız. Bakın arkadaşlar negatiflerde tam kısımdan sonra biraz daha olduğu için biraz daha öteye gitmiş gibi düşüneceksiniz. Eksi 4'ü buraya bir sonraki tam sayıda yani eksi 5'i de buraya yazacağız. 3 parçaya bölmüşler. 2 tane çizgi. Kaçıncı almışlar? Birinciyi. Nereden sayıyoruz? 4'ten böyle geri geri geldiğimiz için. Eksi 4 tam 1 bölü 3 burası olur. Bunların arasındaki tam sayıları soruyor. Bunların arasındaki tam sayıları bulabilmemiz için bizim öncelikle bunu tam sayılı kesre çevirmemiz lazım. Hemen çevirelim. 30'u bir 7'ye bölelim. Kaç kere var? 4 kere 7. 28 kalan 2. Bu eksi 4 tam 2 bölü 7'ymiş. Hemen şu 3'ü 2'ye bölelim. 1 kere 2. 2 kalan 1. Burası 1 tam. Bu da eksi 1 tam 1 bölü 2'ymiş. Sayı doğrusunu hayal edin. Birisi eksi 1'in şuralarında bir yerde. Yani eksi 2 olabilir. Eksi 3 olabilir eksi 4 olabilir. Çünkü eksi 4 ile eksi 5 arasında bu kesir var. Şurada bir yerde yani. O zaman bunların arasında hangi tam sayılar var? Yuvarlak içine aldığım tam sayılar. Çünkü kesrin birisi bu. Birisi de burada bir yerde. Arada eksi 2 tam, eksi 3 tam, eksi 4 tam var çünkü. Bu kesirleri aynı sayı doğrusunda gösterin diyorlar. Ama ben öncelikle şu bileşik kesre bir tam sayılı kesre çevirmem lazım. Hemen 8'i bir 5'e bölüyorum. Kaç kere var? 1 kere. 1 kere 5, 5. Kalan ne? 3. 1 tam 3 bölü 5'miş ama eksisi de var. Eksi 1 tam 3 bölü 5'i yazdık. Bu boymuş. Şimdi bundan arasında pozitif olan 1, 2 tanesi pozitif. Şöyle sayı doğrusunu düşünelim. Birisi sıfırlan bir arasında. Bakın bunun tamı olmadığı için ilk bunu yazalım. 5 parçaya bölmüşler. 4 çizgi çizeceğim. 1, 2, 3, 4 çizgi çizdim. Ve bunlar için de 4. parça alacağım. 1. 2. 3. 4. Evet. Kesrimizin birisi işte burası. Burası neymiş? 4 bölü 5'miş. Devam edelim. Burada bir pozitif daha var. 1 tamı geçmiş. O zaman 1 tamla 2 tam arasındadır. Kaç parçaya bölmüşler? 4. 1, 2, 3 çizgi çizerim. Kaçıncıyı almışlar? Birinciyi. O zaman birinciyi hani buradan gelerek alıyoruz ya pozitiflerde. İşte burası 1 tam 1 bölü 4'tür. İkisini hallettik. Şimdi şunun tamı olmayan yani sıfırlan eksi 1 arasını 3 parçaya böleceğim. 2 çizgi çizdim. Sonra kaçıncıyı al diyor birinciyi al. Sıfır, negatif tarafta buradan gidiyorduk. Hemen burasıdır diyoruz. İşte burası eksi 1 bölü 3'müş. Şimdi devam ediyoruz. Şurası ise eksi 1 ile eksi 2 arasındaydı. Eksi 1 ile eksi 2 arasını kaç parçaya böleceğiz? 5 parçaya bölüp 3'ünü alacağız. 1, 2, 3, 4 çizgi çizdim. 5 parçaya bölünmüş oldu. 1, 2, 3'üncüye aldım. İşte burası eksi 8 bölü 5 demekmiş. A ile B hangi kesirlere denk gelir diyor. Şimdi A sıfırla 1 arasında olduğu için tamı yoktur. Kaç parçaya bölündüğüne bakalım. 1, 2, 3. 3 parçaya bölünmüş, kaçıncı alınmış? 1. ikinci alınmış ama negatif tarafta. Bu A kesrinin değeri budur. B kesri pozitif tarafta. Bir kere 1 tamı var onun. Çünkü 1 tamla 2 tam arasında 1 tam 1 2 3 4 parçaya bölünmüş. 1 2 3. alınmış. 1 tam 3/4'tür. bölü dörttür. Negatif bir sayı bu. Eksi 3 ile eksi 4 arasında çünkü. Bir kere bu eksi 3 tamdır. Eksi 4'e varmamış. Kaç parçaya bölünmüş? Önce ona bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paydamız 10. Kaçıncı alınmış? 1, 2, 3. alınmış. İşte kesrimizin değeri eksi 3 tam 3 bölü 10'dur. Eksi 3'ün istersem gizli paydasına 1 verebilirim. Bu eksiyi buraya bırakıp 3 bölü 1 diyebilirim. İstersem o eksiyi yukarıya alıp bunun gibi 3 bölü 1 diyebilirim. İstersem buradaki eksiyi aşağı atıp buraya sadece 3 diyebilirim. Misal bir örnek daha yapayım. Eksi 5'i istersem eksi 5 bölü 1 yazabilirim. İstersem 5 bölü eksi 1 yazabilirim. İstersem eksi 5 bölü 1 yazabilirim. Hepsi eksi 5'e eşittir bunların. Rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini de bir sonraki videomuzda işleyelim. Başarılarınızın devamı diliyor, gözlerinizden öpüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay.